Sayın Bakan, Bosna Hersek hükümetinin çok kıymetli mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın çok kıymetli mensupları, Bosna Hersek Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Sayın İsmir Cüzko'yu ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl ülkelerimiz arasında yaklaşık 618 milyon dolar seviyesinde ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılında bu rakam 597 milyon dolar seviyesindeydi. Giderek artması sevindiricidir. Hedefimiz ticaret hacmimizin kısa vadede 1 milyar dolara ulaşmasıdır. Bu çerçevede ticareti geliştiren ve kolaylaştıran ulaştırma sektöründe gelişen ilişkilerimizin ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmine olumlu katkılar sağlayacağı da bir gerçektir. Sayın meslektaşımla bugün bu yönde ortaklaşa neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da dengeli olarak gelişeceğine ve güçleneceğine olan inancımız tamdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yakından takip ettiği Belgrad-Saraybosna otoyolu projesine büyük önem vermekteyiz. Projenin hayata geçirebilmesi için elimizden gelen gayreti de göstermekteyiz. Sayın meslektaşımla bugün de görüşmemizin ana konusunu oluşturan bu proje için karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunacağız. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi de değerlendireceğiz. Bosna Hersek ile ulaştırmanın tüm alt modlarında ilişkilerimiz iyi seviyede devam etmektedir. Sayın meslektaşımla karayolu, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığı alanlarında ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek için atılacak adımları da görüşeceğiz. Aynı zamanda kombine taşımacılık alanında intermodal taşımacılık operasyonlarının yapısı ve teşvik uygulamaları, yük terminalleri ile lojistik merkezlerimizin altyapı kriterleri ve işletme modelleri, bozulabilir gıda maddesi taşımacılığı ile tehlikeli madde taşımacılığı alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacağız. İki ülke arasında sivil havacılık alanındaki ilişkiler de iyi düzeydedir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek için atılacak adımları da birlikte tartışacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin de yakından takip ettiği üzere ülkemizde son yıllarda telekomünikasyon ve iletişim sistemleri, elektronik haberleşme alanlarında ve kamu hizmetlerinde e-dönüşümün sağlanması kapsamında önemli adımlar atıldı. Bizler bu konudaki tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi Bosna Hersek ile paylaşmaya hazırız. Görüşmemizde bilişim projeleri, e-ticaret de dahil olmak üzere
haberleşme alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacağız. Konuk Bakanımız 29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan 3. Havalimanı açılışına da katılım sağlayacaklar. Davetimizi kabul edip bu önemli günümüzde bizimle birlikte olacakları için duyduğumuz memnuniyeti sizlerin önünde bir kez daha dile getirmek istiyorum. Sayın meslektaşım Cusco, 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanımızda yapılan menfur terör saldırısı sonrasında gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü açılış törenine de katılım sağlayarak bizlere desteklerini göstermişlerdi. Bu vesileyle bir kez daha kendilerine desteği için teşekkür ediyor ve sözü sayın meslektaşıma bırakıyorum. Poštovani ministre Turhan, koristim priliku da vam se pozdravim, da vam se zahvalim u ime delegacije Bosne i Hercegovine na odvojenom vremenu i na dobrodošlicu koju ste nam ukazali, saradnju koju imamo sa vama i vašim kolegama u proteklih, mogu reći, 10 mjeseci, pogotovo kada je u pitanju projekat spajanja Sarajeva sa Beogradom. Sayın Bakanım, çok değerli çalışma arkadaşlarımız, ben özellikle burada bulunduğum için son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca Sayın Bakanım ayırdığınız vakit için teşekkür etmek istiyorum. Ve geçmiş zamanlarda ve bugün de olduğu gibi tüm işbirliği ve destek için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Prije 10 mjeseci kada je u Bosnu i Hercegovinu došla informacija da predsjednik Erdogan je odobrio projekat spajanja Bosne i Hercegovine sa Srbijom iz Sarajeva, sa Beogradom, sa sjevernom i istočnom Bosnom. To je bila informacija koja je dočekana sa tolikom radošću da niti jednog momenta od tada pa do sada nije imala niti jednu kritiku od strane građana Bosne i Hercegovine. Znajući da u Bosni i Hercegovini je bilo dosta obećanja koja nisu ispunjena, građani Bosne i Hercegovine uvjereni su da će ovaj projekat sigurno zaživjeti prije ili poslije jednog dana. 10 ay civarında önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna-Belgrad Doğu Bosna projesine destek vereceği haberi geldiğinde Bosna Hersek vatandaşları tarafından herhangi bir eleştiri ile karşılaşmamıştır bu proje. Çünkü o güne kadar birçok proje ile ilgili söz konusu geçmişti ancak bir türlü gerçekleşmemişti ve bu projeye olan inancımız gerçekten tamdır. Nakon koridora 5C, međunarodnog koridora koji polazi iz Mađarske, prolazi kroz Hrvatsku, kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu i završava u Luci u Hrvatskoj, ovaj projekt je definitivno najvažniji infrastrukturni projekt u Bosni i Hercegovini nakon koridora 5C. 5C uluslararası koridoru Macaristan, Bosna, Hersek ve Hırvatistan'dan geçmesi ve o bölge için ne kadar stratejik ve çok önemli bir proje ise bu proje de aynı şekilde ülkemiz açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Kao što sam i malo prije rekao u našem razgovoru prije ovoga sastanka, lično za mene ovo nije projekt, za mene ovo je život u Bosni i Hercegovini. Jedan novi početak za krajeve koje će ova brza cesta spojiti sa koridorom 5C i sa koridorom 11 u Srbiji. Az önce de Sayın Bakanımıza ilettiğim gibi benim için sadece bir proje değil bu. Gerçekten Bosna Hersek'e verilen bir hayattır. Ve aynı zamanda Koridor 5C ve Koridor 11C ne kadar önemliyse tüm bölge için bu projede o derece önemlidir. Ova brza cesta spaja dvije najveće industrijske zone u Bosni i Hercegovini koje su u ovom momentu transportno endikepirane zbog toga što nemaju kvalitetnu brzu cestu koja bi im povezala sa glavnim gradom i sa koridorom 5C. Bu hızlı yol Bosna Hersek'in en büyük iki sanayi bölgesini birleştirecek ve aynı zamanda onları hem koridor 5C'ye hem koridor 11C'ye birleştiriyor olacak. Povezivanjem brzim cestama, koridorom 5C ove krajeve sigurno bi zaustavili odliv velikog broja mladih ljudi koji pokušavaju svoj posao da nađu u zemljama kako u Evropi, tako i širom svijeta. Tabii ki bu
entegrasyon ile Bosna Hersek'ten sürekli yurt dışına gidiyor olan genç insanlarımız da ülkemizde kalarak orada hem iş imkanı bulabilecektir hem de aynı zamanda hayatlarına devam edebileceklerdir. Koristim priliku još jedan put da se zahvalim predsjedniku Erdoğanu što je dao odobrenje da ovaj projekat može da zaživi i još jedan put u potpuno se i vama i vašim kolegama stavljamo na raspolaganje da ovaj projekat jednog dana bude gotov i da svi zajedno imamo prilike da vidimo koje benefite Bosna i Hercegovina ima od istog. Tabii ki değerli Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye destek verdiği için ve aynı zamanda bakanlık olarak da her zaman her tür destek ve yardım için açık olacağımızı iletmek istiyorum. Budite uvjereni da u proteklih 10 mjeseci u mnogim razgovorima koje sam imao putem televizije, putem elektronskih pisanih medija, isticao sam koliko je ovo važno, tako da građani Bosne i Hercegovine u potpuno su informisani o značaju ovoga projekta i vašoj ulozi u njemu. İnanın son 10 ayda televizyonda, yazılı ve sözlü medyada vermiş olduğum tüm demeçlerimde Türkiye'nin bu projedeki öneminden ve vereceği destekten bahsederek Bosna Hersek'teki herkesin aslında Türkiye'nin buradaki değerini anlamaya çalışmasına katkı sağladım. Još jedan put na kraju, kako u svoje ime, tako ime cijele svoje delegacije, zahvaljujem se na ovoj dobrodošlici i uvjeren sam da naša dinamika u radu u narednom periodu biće ista kao u proteklih 10 mjeseci, jer u Bosni i Hercegovini dosta često imam običaj da kažem da jedini resurs koji nemamo je vrijeme, a čisto sumnjam da ćemo ga gubiti na ovom projektu, jer ovaj sastanak dokazuje da radimo u punom kapacitetu. Son olarak da burada bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım, sağ olun.